Oh, dağları çıktık arkadaşlar. Müthiş bir yaylaya geldik. Ama ne güzellikler var. İşte ülkemizin değerli ve yarı değerli taşlarından tamamen doğal, natürel sitrinler arkadaşlar. Bakın kristal kuvars ve sitrin bir arada. Demir oksit kristal kuvars içerisine sirayet ederse sitrin mineralini oluşturur sevgili dostlar. Bilgi bu. Bilgiyi bilin, ona göre ne olduğunu, ne aradığınızı bulmuş olursunuz. Ne aradığınızı bilmezseniz, ismini bilmezseniz, dünyanın en kaliteli taşını bulsanız satamazsınız. Çünkü taşın ismini bilmeniz gerekir. Bakın burada yine bir sitrim var. Şu kısım sitrin arkadaşlar, gördüğünüz. Bu kısmı yine sitrin, kocaman bir sitrin ama biz onunla uğraşmayalım çünkü burada mükemmel bir jeot var. Herhalde bir 4-500 kiloluk bir parça arkadaşlar. Neyi göstereceğim size, bakın jeot sitrine bakın. Of. Bu ne ya? Uf, bu ne mağara arkadaşlar? Şu mağarayı görüyor musunuz? İşte bunlar kristal kuvars jeotlar. Arkadaşlar kalsitle kristal kuvars ayırmanın en kolay yolu, bir parçasını, çıkan bir parçayı kireç çözünün içine koyun. Eğer köpürüyorsa kalsittir, tepkimeye giriyorsa. Köpürmüyorsa büyük ihtimal kristal kuvars ailesinden bir taştır. Rengi sarıysa ve kireç çözüğe koyduğunuzda da rengi gitmiyorsa arkadaşlar, işte sitrini buldunuz. Sitrin değerli ve yarı değerli taşlar ailesinde ezoterik anlamda en değerli olan taşlardan biridir. Bura ne ya? Bura ne ya? Mağaraya bakın. Oh, buz gibi vallahi. Oh, buz. Aha. Mağaralardan taş almayın sevgili dostlar. Her seferinde söylüyorum. Hiçbir zaman için mağaraların güzel yapısını bozmayın. Suçtur. Cezası ağırdır. Aynı zamanda da ezoterik olarak da çok risklidir mağaralardan taşları almak. Bakın şuralar hep kristal kuvars oluşumları. Öyle yaklaştırayım. Ama ya arkadaş, bizim telefon da dağa çıkınca odaklamıyor ya. Bize inat eder gibi. İşte bu gördüğünüz karşı komple kristal kuvars arkadaşlar. Ağacın arka tarafı. Büyük büyük kristaller yukarıya doğru çıkıyor. Çok güzel taşlar var. Ben mağaraya selam vererekten yola devam ediyorum. Mağaralar benim işim değil. Hüseyin Güngör abimizin işi orası. Sevgili araştırmacı, mağara araştırmacısı, acayip bilim sahibidir Hüseyin hocam. Takip edin lütfen. Bakın neler var. Of, oraya bakın komple. Kuvars, aman. Ora kuvars, buralar kuvars, buralar kuvars. İşte bunlar kuvars, kristal kuvars. Kafayı yemek üzere bizim taşçı yine. Her taraf jeot, her taraf kuvars. Koca koca, belki 100 kiloluk, 200 kiloluk jeotlar, kristaller. İşte sitrin arkadaşlar, bakın. Demir oksit içine girmiş, üstüne girmiş. Sevgili dostlar, uç kısımlarına sirayet eder. Yavaş yavaş köke doğru şeffaf olur. Amatistlerde, sitrinde böyledir. Birçok taşın kök kısmı daha opaktır. Daha renginin açık halini verir size. Zümrütün de öyledir. Yakutun da genelde öyledir. Tabii çıktığı bölge ve yöreye göre değişir. Bu ne arkadaş ya? Bu ne ya? Bu ne ya böyle? Abi şuna bakın ya. Üf. Taş safarisine gelecek insanlar. Görün nereye geleceksiniz. İzinlerimiz alındı dostlar. Taş safarisinde buluşacağız. Bakanlıktan izin almak çok zor. Kolay değil. Daha önce bir örneği yok çünkü ülkemizde. Yasal olarak ilk biz yapacağız. İşte ondan sonra devam edeceğiz sevgili dostlar.